Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konum şöyle yastık yıkama efendim. Benim şöyle birkaç tane daha yastığım var, onları da yıkayacağım. Bunlar elyaf yastıklarım benim. Çocuklarımın yastıkları bunlar. Küçük yani şöyle görüldüğü üzere. Ama ben bunların içerisine 3 tane maksimum, şöyle altta bir tane küçük var. Yani çok küçük diyebilirim. 3,5 tane elyaf yastık koyacağım. Şu yastığım bayağı bir kirlenmiş, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ben bu sarı elyaf yastığımı şöyle parlatıcı ile beyazlatacağım efendim. Şimdi ben bu elyaf yastığımın üzerine parlatıcımı dökmeye başlıyorum. Bakın şöyle bol bol sıkıyorum. Şöyle zaten sarı olan yerlere gelmesi önem arz ediyor. Şöyle odaklama sorunum çıkıyor benim. O yüzden sürekli videoyu arada kapatmak zorunda kalıyorum. Şöyle ben bunu bir çevirmek istiyorum. Şöyle buralarını da bir güzel döktükten sonra bakın görüyorsunuz. Özellikle şu kısım çok sapsarı. Şurada şuranın içerisine döksem tabii daha bir iyi olacak benim için. Halıya dökülüyor çünkü ıslatıyor halıyı. Şimdi görüyorsunuz makinamın kazanına ben hiçbir şey atmadım deterjansal olarak. Şöyle sıkıyorum. Bol bol dökmemde fayda var. Çünkü biliyorsunuz ki yani şöyle diyeyim ki şu kadar arttı. Daha büyük olsaydı bunu da kullanacaktım ama daha fazlasına gerek duymuyorum. Çünkü zaten yastığım küçük. Şunlar zaten öyle lekeli değiller. Sadece kirliler bunlar. Ama bu ekstradan bir de sapsarı. Şimdi bir de makinamın şu deterjan gözüne deterjan koyacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi deterjanımı şöyle bir ölçek kadar alıyorum. Şekilde şu kısma koyuyorum. Birazcık az geldi gibi. Birazcık daha koyuyorum. Ya görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde yumuşatıcı veya başka bir şeyi eklemiyorum. Çünkü bu yastıklar ile hani başımızın altına aldığımız için yumuşatıcının da ne kadar zararlı olduğunu aslında bildiğimiz için hani yani hem yastığımıza zarar veriyor hem solurken de bize zarar verecek. O yüzden yumuşatıcı ben kullanmıyorum. Şimdi bunu bir güzel kapatıyorum. Daha sonra şöyle pardon mix kısmına getirdim yani karışık ve bu ayarını da şöyle ısı ayarını yani. Benim 40 derece dolmadı diyor. Ben şimdi bunu bir su doldurup Evet, hemen ben geliyorum. şimdi makinama bir miktar suyumu döktüm ve geldim. Şöyle ki benim makinam böyle hafif şeyler hani yastık tarzı şeyleri koyduğum zaman hafif olarak algılıyor. Aslına bakarsanız bunlar ıslandığı zaman çok da hafif bir şeye dönüşmüyorlar. Çünkü içerisinde elyaf oluyor. Elyaf da tabii ki adı nedir? Islanınca tabii ki de daha ağır bir ürüne dönüşebiliyor. Ben de makinama zarar vermek istemiyorum. Şimdi yastıklarımın ısı derecesi şu şekilde 30 derece. 40 derece biraz daha sıcağa kaçıyor. Hatta yani çok sıcak değil ama çok soğuk da değil. Böyle ılığın bir tık daha üstü diyebilirim. Ama bu soğuk bir derece. Ben de elyaflarımın zarar görmesini istemiyorum. Siz de zarar görmesini istemiyorsanız sıcak suyla yıkamayın kesinlikle.
Şimdi böyle ısımı 30 dereceye aldım. Sıkma devrimde şöyle göstereyim. 1200 devir. Yani en son sıkma devri benim. Şimdi başlatıyorum. Yaklaşık 1 saat sonra görüşürüz efendim. Evet efendim, makinam yıkadı. Şimdi sonucu hep birlikte göreceğiz. Ben de daha açmadım makinamı. Şöyle kapatayım makinamı. Evet. Bakın, tertemiz çıktı. Şöyle elyaflarımda birazcık topaklaşma olmuş gibi ama ben bunu sıcak su ile yıkasaydım daha fena bir topaklaşma meydana gelecekti. Daha sonra ben onu hani şey yaparım, topaklanmasını gideririm bir şekilde diyorum. Çünkü elimle şöyle şöyle açarım. Bakın sonuç tertemiz oldu. Yani sadece parlatıcı kullandım efendim. Parlatıcı inanın ama inanın her türlü ama her türlü lekede sonuç veriyor gerçekten. Bakın tertemiz olmadı mı? Yani şöyle de çevireyim. Bakın tertemiz oldu. Şimdi ben bunu oğluma güvenli bir şekilde verebilirim. Çünkü herhangi bir yumuşatıcı kullanmadım ya da başka diyebileceğim hani ağır deterjanlar vesaire kullanmadım. Gerçekten sonuç mükemmel. Sonuca bayıldım. Siz de bu şekilde sararmış yastıklarınıza hani böyle sadece parlatıcı dökerek, sadece parlatıcı kullanarak beyazlatabilirsiniz. Ben de zaten dediğim gibi sadece parlatıcı kullandım efendim. Genelde şöyle diyeyim ben size. Herhangi bir temizlemem gereken nokta olduğu zaman ya da işte herhangi bir temizlemem gereken, bakın bunun da elyafları böyle puf puf olmuş. Onları artık ben bir güzel açacağım efendim. Yapacak bir şey yok. Onun dışında bakın sonuç mükemmel. Bu arada ben sürekli kapatmak zorunda kalıyorum çünkü telefonumun nedense kamerasının odak sorunu var. Bundan mütevellit kapatmak zorunda kalıyorum efendim. Bakın tertemiz oldu. İnanın çok harika verim aldım ben bu parlatıcıdan. Siz de bu parlatıcıyı kesinlikle deneyin, kesinlikle deneyin. Bakın tertemiz ediyor. Tertemiz. Yani kalkıp da ağır deterjanlara para vermeye hiç gerek yok. Ayrıca bunda kesinlikle yumuşatıcı da kullanmıyorsunuz. Çünkü zaten sizin için de zararlı olabiliyorken bebeğiniz için ekstradan zararlı olabiliyor. Ben de bundan dolayı parlatıcı kullanmadım. Ay aman yumuşatıcı kullanmadım. Çünkü yumuşatıcının zaten sağlığa olan zararları herkes tarafından biliniyor. Böyle tertemiz bir yastığınız olsun istiyorsanız parlatıcıyla kalın efendim. Bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.